Şimdi savollar var mı mavzuga alakadar? Hoca, Dolma Erkan'ımız maksani bir yarışmaya olacak bu Dolma Erkan'ımız. Elbette. Çünkü ular özlerden mez, ular gibi büyütmeçiler var. O şey büyütmeçiler, başta ben kulük meselelerini, ahlaksızlık misallarını kilitirdim. O şey ahlaksızlık misallarını kollab kuvvetleyetken misal için hangi ne? Hizb-ı Tahrir cemaatini yan kollab kuvvetleyetti. Hayır mısınız? LGBT'ye pul tükiyetkenler, hizbiye pul tükiyetti. İki keresi gen pul tükiyetti. İki de cebheden hücum kılıyetti bizge. LGBT'ni kabul kımaslığımız anır, lakin dini manada biz Müslümanız. Dini metinler bilen kiliyetken adamını çalgıp kalış ihtimalimiz kub. Şunun için bu cemaatler niye hem bizge demek kılıyetti? Yani karşı koyuyetti. Hücum kılıyetti. Endi hiç kaçan LGBT bilen Hizb-ı Tahrir cemaası bilge bu miydi? Birbirini yoklamaydı. Lekin bularını kollab kuvvetleyetken arka siyasetçiler bitti. Cemiyetlerde bunu küçüğünü, kuvvetini korup durup biz. Bitti misallar eteysiz ki. Biz Müslüman mız biz? Hakikat parvar mız biz? Özbekistan'daki imamlar allacı. Bularını yapıp kulak samayınlar degen Baba Murat Abdullah'ın tanıyızlar. Baba Murat Abdullah degen Usman Haknazar namı bilen o makalalar kurgan bala var. Şu imamlar, vallahi Müslümanlar idaresi hemmesi adaşken deyip o Germaniye barı olup sayrı yetken odan Özbekistan'da bir problemi kirgen de onu advokati. Sütte unga advokatlik kigen odan İm Bazarov'ki advokatlik yaptı. İm Bazarov bilesler mi kimdi gidi? LGBT targ'ibatçısı. Miraziz Bazarov. LGBT'nin targ'ibatçısını himoya qilgan Sergey Mayorov degan odam Baba Murat Abdullah'ni himoya qilyapti. Yuqorida aytgan gapimning isboti bu. Dini ma'noda da'vat qilayotgan, ya'ni o'zini dindor ko'rsatayotgan va O'zbekistondagi dindorlarni o'zini ishini to'g'ri amalga oshirmayapti deb da'vo qilayotgan odam O'zbekistonda qo'lga tushib qoladi bir jinoyat bilan. Himoyachisi Sergey Mayorov bo'lib chiqdi. LGBTni targ'ibotchisi bo'lgan Miraziz Bazarovni ham himoyachisi aynan shu. Bularni faoliyatini himoya qilib butun dunyoga jar solgan ommaviy axborot vositasi ozodlik. Aloqani bog'liqligini qarang. Ozodlikni moliyalashtirgan jamiyat Amerikani Kongressi. Ha, demak, ko'zni ochaylik. Bu joyda o'yinlar bitta qo'ldan boshqarilyapti. Bu qo'l bizni jamiyatimizni ichiga xohlang Hizb-ut Tahrirni, xohlang LGBTni kiritib bo'lsa-da parokanda qilish rejasi bor. Bulardan himoyalanilgan narsamiz sog'lom e'tiqod. Sog'lom tushuncha, an'analarimiz, tillarimiz, asliyatimiz, qadriyatlarimiz. O'zbekistonda Webster degan universitet bor. Amerikaning moliyasi bilan tashkil qilingan universitet. O'sha joyda O'zbekistonga shantaj, montaj bilan kirib kelgan Agnishka degan jurnalist bor. Shantaj bilan kirib kelgan O'zbekistonga. O'zbekistonning elchixonasiga murojaat qilgan, elchixona unga rad javobi bergan. Rad javobi berganda elchixonadagi bir odam bilan SMS'lashgan bu. Va shu SMS'ni olib meni tajovuz qildi, zo'rlamoqchi bo'ldi deb shallaqilik qilgan. Keyin bundan O'zbekiston diplomatik ma'noda muammo bo'lmasin deb kimlardir ko'z yumgan O'zbekistonga kirgan bu. Hozir O'zbekistonda bu Agnishka. Shuni video tarqadi, ko'rdinglar? Video tarqadi Webster universitetida kirib olib O'zbeklar geylikka aloqador xalq, millat deyapti bizni. O'zbek jamiyatining aksariyati yuqorida, ichki ishlarda, boshqa kontrol nuqtalarida geylar bor deyapti. Bu bilan talabalarga motivatsiya beryapti. Bemalol gey bo'laveringlar, chunki sizlarni himoya qiladigan organlarda odamlar bor deyapti. Boburni gey deyapti. Lekin bunga hiç kim hiç narsa demayapti. Nimaga? Bu yani chaqirib da'vat qilyapmiz rasmiy doiralarni. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Jinoyat bu.
Onu tezde aslında kanuni asasda bunu deport kılış gerek yok ki cezaya tartılış gerek. Babur'unu giydi yaptı. Babur tarihimiz biz bu. Şimdi kuddu şunu başka cebhesi var. Başka cebhesi de Amr Timur'u kankor deyiş, bizim tarihimizde hücum kılış, hadirge cemiyetimizin hızbi, salafi kılışkı urunişlik hareketler birkıl. İdeoloji harkıl, lakin kollab kuvvetli yetkenler birkıl. Ular ki hiç kim gırrın diye almayaptı. Açınlarının tamamı şu. Lakin deyişimiz gereği. Bizim cemiyette hala vicdanlı adamlar turuptu cahide. Fakat bular ki tutki gerek, uyğutuş gerek. Biz sizler bilen buluyorken sohbetlerdeyim. Sizlerden bir gün kere şuna kadar sizlerden robaru bugün peytilerde vicdani masuliyetini amalga aşırışımız gerek. Çünkü biz fakat bir şahslarga bağlılık cemiyet masumuz da biz. Biz devletke bağlılıkımız, cemiyet devam etiş gerek. Hükümetler, iktidarlar özgürlerdi. Kursuller yengilenedi. Bugün başlığıyız, ettege ketip, oradaki başka adam geledi. Maksat, devlet devam etiş gerek. Cemiyet devam etiş gerek. Millet bizden ki yenge avlatke biz sağlam devlet, cemiyet kaldırışımız gerek. Bunun için, iktidarda bugün imkaniyeti var, mesul şahslar vicdani münasebetini yokatmasılık gerek. Ularga nispeten keskin çağrılarını koruş gerek. Ben hayran buldum, ne yunga ceza konulaşmaydı? Açık aydın, online ders veri yaptı. Gey, Özbekler gey diyepti. Bacchavoz bo'lgan ajdodlaring deyapti. Ingliz tilida gapiryapti, o'zbeklarga dars beryapti. Buni qonun asosida jazolash kerak. Jazolanmasa nima bo'ladi? Demak, qandaydir buyurtma bilan u harakat qilayotgani ma'lum bo'lib qolyapti. O'sha buyurtma bilan uni yo'naltirayotgan jamiyatlar bizi ichimizdagi mas'ullardan kuchlilik qilyapti. Bizi kanunlarımızı işletmeye koyuyordu. Suriye'ye işitini özden özü kırıp geldi de öyleydi mi? Kim eğer şuna oylasa, aklı sağlanmaz o adam. İşit Suriye'ye mahsus küçüleri bilen kırıtırken. İslami fon, sakalı bar, sallası saçı uzun, kolu da kural, Allahu Akbar deyip kırıp adam kırıştı fakat. İslam'da adam kırılmaydı ki. İslam'da ne kadar yok? Köçede turgan ahalini avlaştı. Köçedeki avga çıkan mısınız? Orada katken singer adam atıştı ya. Ve bunu YouTube'larga videoya alıp koyuştu. Hiç kim var ring demedi değil mi? Ularını kollab kuvvetli etken teşkilatlar, malum teşkilatlarıdır. Suriye'ye Amerika kral meyturuydu. Kiranan dese Rusya raketasını doğruladı. Kırmızı sembatka dedi. IŞİD'ni kırgızdı. IŞİD kamyon dabdara kıyandayken doğru kırı vardı. Ha, IŞİD'nin tozarayını kırdı işte. İşit özlerindeki. İşit'ni uğruya yaptınız deyip Bendistan'ı uğruştu. İşit'ni uğruya yaptınız deyip neft kallarını uğruştu. Bu siyasi oyunlar bunlar. Bunlar ammevi ahbarat vasitelerinde promoy verilmeydi. Tahlil kıladırken adam vaziyet kimge oynayetkenliğini korup bakal biraz. Siyasi tahlillerge muhtaç bunlar. Ha demek. İm Bazarov'ni himaye kılıyetken Sergey Mayorov Baba Murat Abdullah'ni himaye kılıyetti. Endi nechta xulosa chiqadi bu yerda? M bazorib demak K.T. Demak. Yo desa unda seni nimaga himoya qilgan advokat uni LGBTni himoya qilyapti. Yo desa ha demak LGBTni da'vat qilayotgan jamiyatlar, siyosatchilar seni ham qo'llab-quvvatlayapti. Mayli sen K.T emassan, lekin o'shalarni yuvindisini ichayotgan odamsan. Hain sen, yani biz bilip koyuşumuz gerek. Baba Murat Abdullah degen adam hain. Kimlerdir tamamından kollab kuvvetlerini yaptı, yapırtırlığı yaptı. Arkasında batalikası var onların. Bitti Burak durup cemiyetke hücum kıldırlığı yaptı. İttek özünün avlatlarına, özünün milletine taşlarını yaptı. Adamlar ne böyle yaptı? Ben bir videosunu görüp kaldı bu adamda. Oradaki kendi... Şimdi korsatayı dedim. Assalamu alaikum hürmetli Facebook taş dostlar. Sizler bile bir hursançilikini ulaşmak istedim. Şu yıl 8. Sentyabr günü yurtumuz prezidenti hürmetli Şavkat Miramonovich Mirziyoyev
Yurtimiz prezidenti. Yurtimiz prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev deyapti. Hurmatli nimaga bilasizmi? Uy berilgan bunga. Uy berilgani uchun hurmatli. Hozir Germaniyada hozirgi postlarni ko'ring, prezident so'kyapti, haqorat qilyapti. Uyi olib bo'lgan, jamiyatda yana onasini olib kelib o'tkazib qo'ygan, onasidan ham intervyu olyapti o'zi. Endi shu odam bizga nima deyapti? Til yog'lamachilik qilyapsan sen deyapti bizga. Biz qanaqa til yog'lamachilik qilamiz? Hurmatli Musaffo Osmon boshqara qilayotgan sitatalardan bittasi o'zi. O'zi shuni qilib yuribdi. Mana shu barcha jihozlari, maishiy texnika, gilam, hamma narsasi, mana shu ko'rpa to'shak hamma narsasi bilan birga 3 xonali uy hadya qildilar. Hozir shu uy olgan menga hadya qilingan prezident tomonidan berilgan uyning bitta xonasini sizlarga mana ko'rsatib turibman. Mana hozir yana ko'chamiz bu yoqqa. Mana bu oshxonasi. Mana oshxonadagi barcha jihoz, idish, tovoq hamma narsasi bilan birga prezidentimiz menga berdilar. Mana bu xona, mana bu yotoqxona pardalari bilan birga lustra. Buni men sizga haqiqatan aytib beray, bu Usmon Haqnazar nomi bilan maqolalar qilib yurganligini da'vo qilganda qo'lga tushgan, kirib so'roq savol berayotgan, keyin sud zalidan ozod qilingan. Jurnalistik qarashlar uchun bizda qamalmaydi. Demokratik tamoyillar bo'yicha boshini silangan. Nimaga? O'zimizni xalqimizdan sansan, tashqariga aldanding, endi bu ishni qilib qo'yib yuborilgan. Keyin bu o'shandan keyin Qirg'izistonga borib, Bishkekda blogerlar maktabida ta'lim olishni boshladi. U maktabni asoschisi Soros. George Soros fondi asosida. George Soros o'qitgan blogerlar har doim inqilob paytida kerak bo'ladi. Davlatlarni inqilob qilgan paytida, to'ntarish bo'lgan paytida o'zlarini blogerlarini oldinga tashlashadi ular. Ularga qarshi gapirgan odamlarning gapini bosib yuborish, shallaqilik, baqir-chaqir qilish bular kerak. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, o'sha paytlarda Qirg'izistonda to'ntarish bo'ldi, yana oxirgi saylovlarda to'polon ko'chaga odamlar chiqib ketdi va Qirg'izistonni xavfsizlik xizmati Soros tashkiloti o'qitayotgan, Soros tashkiloti ta'minlayotgan blogerlarni ushlab, ularni deport qildi. Shulardan bittasi bu O'zbekistonga berildi. O'zbekistonga kelganda bu buni onasi chiqdi, meni bolam dedi, uysiz qolgan, joysiz qolgan, yig'lab siqtadi. Endi onaizor. Endi har qanaqa ona nima deydi? Bolasini yumshog'im, oppog'im deydi. Tipratikan ham yumshog'im deydi bolasini. Onani haqqi bor. Ha, onaga nisbatan gapimiz yo'q bizda. Bizda jamiyat nima qildi? Yana insonparvarlik munosabat qildi bunga. Bo'pti dedi, chiqarib yubordi. Va bunga uy berdi. 3 xonali uy Toshkentda. O'zi ko'rsatyapti. Maktab, onasidan intervyu olgan. Intervyusini qo'yib beray ozgina. Mana shu xursandchilikda shu yangi uyda hammalarimiz yig'ildik bugun. Opa-inasiz men Qirg'izistonda qamalganimda prezidentimga murojaat etdingiz, ko'z yoshlaringiz bilan shu og'ir ahvoldaligimni tushuntirdingiz. Mana Shakir aka inobatga olib, bizga misol uchun siz o'sha murojaatingizda uy so'ramagansiz, lekin tor uyda nochor ahvolda yashaydi deb aytgan ekansiz. Inobatga olib prezidentimiz shuncha uy mana berdilar, mana hamma narsasi bilan nol deb aytasiz prezidentimizga. Mənim babam ağır ahvalda yaşaydı, özünün açar ahvalda yaşaydı, bir eski bir de duradı hazır kalktı. Şunun kıyın ahvalda yaşayıp durdu da baytkan edim. Şunu ben kütmeyen edim, ben prezidentimizden şu babamın ağır ahvalda yaşayıp benim babamın işleri ara ve suanallığını aytıp inap, şunu aytkan edim, şunu prezidentimiz işti. İnabeti alıp benim babama şunu üyelerini hediye kıldı, ben şunu işti. Balam bana telefonda 8. sentyabr günü aytganda ben katıp kaldım, özümün şetişimini bilmiyim. Şunun kursantçılığımdan dilim aylanmasından kaldı. Şunun prezidentime başıma. Ona da etkisi
Bishkekda qo'lga tushgan. Bishkekni maxsus xizmatlari Soros o'qitayotgan blogerlarni ushlab, ularni o'zining mamlakatiga deport qilgan. Qirg'izistondan yo deport qilgan yoki nimadir asosda bergan O'zbekistonga. Men uni qonuniy asosini bilmayman, lekin aniq. O'sha paytda onasi chiqib aytgan, "Meni o'g'lim anaqa yordam beringlar, o'zi tor uyda o'tiradi" deb shikoyat qilgan. Qiyinchilik, taksi bilan kun ko'radi degan. Keyin buni qo'yib yuborildi. Nafaqat 3 xonali jihozlangan uy berildi bunga. Va qo'liga yana bitta yuqorida bitta suhbati bor. Qo'liga qizil pasportni qaytib berilgan. O'zbekistondan chiqib kirish pasporti. Taqiq yo'q. Jinoiy ham qanday narsa olib tashaldi deyilgan. Hamma imkoniyatni qilib, vaziyatni mo'tadillashganini bilgandan keyin tiq-tiq ko'chaga chiqib ketdi, xoti Germaniyada. Hozirgi o'sha buni profiliga kirsangiz, hozir mana bu aytayotgan gaplariga g'irt teskari gapni gapiradi. Ya'ni bir musulmon o'zbek mentalitetiga mutlaqo zid munosabatdagi odam. Kecha tuzini yeb, rahmat sizga deb turdi, hozir to'g'ridan to'g'ri dasturxonga tupuryapti bu. Tuzliqqa tupuryapti bu odam. Mana shu odamni kim himoya qildi? Men buni shaxs muhim emas bizga. Buni kim himoya qilyapti? Ya'ni Bozorovni himoya qilgan Mayorov himoya qilyapti. Yuqorida aytgan suhbatimizdan ko'zlangan maqsad bular jamiyatni qo'lga olish uchun, iqtidorni qo'lga olish uchun adolatparvarlik, haqiqatparvarlik, din, diyonat, inson huquqlari, erkinliklar degan gaplardan foydalanyapti. Asli kerak emas bularga. Chunki bu qadar bo'lmaydi-da insonga, ya'ni yaxshilikni ko'rinamaklik bu qadar bo'lmaydi. Bu endi tashqariga chiqib olib, ichkariga hujum qilyapti. Ya'ni o'zgartirishimiz kerak, saylovlarda gaplashamiz sanlar bilan deb. Hali gaplashamiz bular bilan. Men misol tariqasida bir narsani ko'rsatdim. Bundan bizning xalqimizning ko'zi ochiq va jamiyatimizdagi rasmiy doiralar ham inshaalloh vijdonli odamlar bilan to'la bu masalalarga to'g'ri yondoshishimiz kerak. Har kim o'zining mas'uliyatini amalga oshirish kerak. Agrishka masalasi to'xtab qoldi. Menimcha buni ko'tarish kerak. Bizi millatni haqorat qilyapti. Ziyolilar jim, bizdagi ziyolilar jim. Yozuvchilar uyushmasi a'zolari jim. Kim bunga munosabat bildiradi? Biz ya'ni jonli muloqotlarda, malaka oshirish suhbatlarida buni aytib jon kuydiryapmiz. Bizi gapimiz juda uzoqqa bormayapti-yu, lekin eshitganlar to'g'ri qabul qilyapti, to'g'ri shu gap deyapti. Bir tomondan buni biz yutuq sifatida qabul qilamiz. Alhamdulillah, mayli. Qo'limizdan kelgancha ovozimizni eshittiryapmiz. Lekin ularga ya'ni rasmiy faoliyat qilish kerak, ularga rasmiy munosabat qilish kerak. Agneshka kirib olib bizni millatni haqorat qilaversa, indamay turishimiz to'g'rimi? To'g'ri-yu. 120-chi modda bor. LGBTni targ'ibotchilari, LGBT tashkilotlari buni jinoyat bu, 3 yilgacha qamoq. 156-chi modda bor. Diniy nizo, milliy nizo qo'zg'aganlarga 2 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi bor. Nimaga ularga bu qo'llanilmayapti, nimaga? Men bundan hozir xavotirman. Bular jinoyat qilyapti, jinoyat bu.